Bizim kendi rüyamız ve görevimiz var. Avrupa ile birlikteyiz, ona bağlıyız ama birleşmiş değiliz. İç içeyiz ve ilişkiliyiz. Ama tamamen katılmış değiliz. Eğer Britanya Avrupa mı, açık denizler mi seçeneğinden birini seçmek zorunda kalırsa şüphesiz tercihimiz açık denizler olacaktır. Bu sözün sahibi Churchill'di. Yani Yalta'da oturup Amerika ile Sovyetlerin dünyayı kendi arasında paylaşmasına sessiz kalarak onay veren isim. O özel masada Roosevelt, Stalin ve Churchill bulunuyordu. Britanya geri çekiliyor, komutayı Amerika'ya devrediyordu. Gücünün azaldığı, tükendiği düşünüldü. Artık oyun kuramaz denildi. Bir adaya çekildi ve orada eceli bekleyeceği zannedildi. Görünen o ki Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkarak dağılmayı başlattılar. Yeni bir yol yapmak için adım attılar. Bunun Amerika'da bir ayağı olmalıydı. Orada işlem tamamlanmadan İngilizler asla ve kat'a adım atmazdı. Amerika'nın temelinde İngiliz aklı vardı. Geçtiğimiz günde yazdım. Dünya üzerinde paranın iki merkezi var. Biri New York, diğeri Londra'daki Canary Wharf. Canary Wharf'ta yaklaşık 140-150 bin kişi çalışır. Ayrı bir şehir gibidir. Barclays, Citigroup, Clifford Chance, Credit Suisse, Infoice, Fitch Ratings, HSBC, JP Morgan, KPMG, MetLife, Moody's, Morgan Stanley, RBC, Cadence, State Street ve Thomson Reuters gibi koca koca bankalar, hizmet şirketleri ve medya bulunur. Medya asla uzak durmaz. Paranın yönetildiği yer batmaz ve zarar görmez. Görmeyecek de bunu bilerek adım attılar. Ayrıldılar, kalanlar zarar görecek. Peki ne oluyordu? Kim neyi ve nereyi istiyordu? Zaten üzerinde durmamız gereken nokta bu. Adamlar oyunu kurarken herkese bir rol veriyor. Oyunun merkezlerinden biri kesinlikle Çin. Çin yani komünist Çin büyük bir hızla kapitalizmin merkezi oldu. Vatanı olmayan büyük sermaye gelip burayı uçurdu. Çin büyüdükçe büyüdü. Üretim makinasıydı. Ucuza üretiyor, insanlarını aylık 10 dolara çalıştırıyor, kazandığı karı da batı bankalarında tutmak zorunda kalıyordu. Araplar gibi. Onlar da petrolü satıyor, belli bir miktarı alıp kullanıyor, kalanına el süremiyordu. Çin'in Amerika'ya karşı geliştirdiği gülümseyen bir kapı çalış tarzı vardı. Gittiği her yere satalımı değil, gel beraber yapalımı götürüyordu. Bu yeni bir adım ve yeni bir modeldi. Afrika'da tuttu ama büyük dezavantajları yetersiz topraklarıydı. Yoksa her türlü silahı yapıyorlardı. Her türlü teknolojiyle de kolayca buluşuyorlardı. İnsan sıkıntısı ise hiç yoktu. Enerjiyi dışarıdan alsalar da pazar ve tarım toprağı sıkıntısı vardı. Bu iki engel onları sınırlandırıyordu. Rakipleri de bunu biliyordu. İşte bunu aşmak için sanırım 2013'te Çin Devlet Tarım Şirketi Xinjiang Production and Construction Corporation ve Ukrayna TSG Agro şirketi arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre Ukrayna'nın bir bölgesindeki 3 milyon hektarlık ekime elverişli toprak tarım için kullanılacaktı. Koca bir toprak parçası Çin'in arka bahçesi olacaktı. Hem de Kafkasya'da. Dün bu da değişti. Parçalanacak denilen Britanya adım attı. Çin, İsrail ve Hollanda'dan daha büyük olan bu arazisini İngiltere'ye kiralamaya karar verdi. İngilizler buradan Avrupa'nın ihtiyacını karşılayacak. Üretilen ürünün %20'sini de Çin'e verecek. Peki bu adımın dışında İngilizlerle Çinliler arasında bir adım daha atıldı mı? Elbette. Bu ilkinden daha da önemliydi. Çin üretir ve kazandığını Amerikan tahvillerine yatırırdı. Güvenli liman ve büyük devlet Amerika'ydı. Peki şimdi bunu değiştirmek için düğmeye bastı. Düne kadar Amerika'yı mesken tutan Çin parasının %50'si İngiltere'ye gidecek. 2018'e kadar 1 trilyon dolarlık İngiliz tahvili alacaklar. Hani İngiltere çöküyordu? Hani hiç gücü kalmamıştı? Ya da şöyle soralım, Çin'i İngiltere'ye yönlendiren kimdi? Hillary'yi kim başkan yapmak istiyorsa o. Para Londra'ya gelirse dolarla birlikte rezerv para sterlin olur. Değerleri de birbirine yakın tutulur. Eğer bir ülke bir ülkeye para veriyorsa sevdiği için değil, korktuğu içindir. İngilizlerin gücü siyaseti, finans sistemi, diplomasisi, istihbaratı ve entelektüel aklıdır. Çin'in Amerika'ya verdiği paraların önemli bir kısmı da aslen İngiliz olan yapının elindeydi. Arap Baharı İngilizleri Afrika'nın kuzeyinde vururken Çin'i de Sudan'da vurdu. Petrol ihtiyacının %15 ila 22'sini buradan karşılıyordu. Çin'deki Amerikan şirketleri zarar görmezken İngilizlerin ki büyük hasar alıyor. Soros Amerikalı bir İngilizdi. Çok vardı böyle. Bunların bir eli de Çin'deydi. Şimdilik görünen tablo Amerika ve İngilizlerin yeni dünya düzeni için el ele verdiğine işaret ediyor. Asya şimdiki finansal operasyonun merkezi. Hem tekrar kontrolü ele geçirmek için sarsacaklar hem de üretim maliyetlerini tekrar belirlemek için.
Avrupa yıkılırken Çin'i yeniden fethedecekler. Parası kalmayan, enerjiye ulaşamayan Avrupa'da bütün yaşam standartları yakında değişecek. Avrupa'ya gelecekleri güne kadar Avrupa acı çekecek. Çin ve Asya İngilizlerin kontrolünde olacak. Zaten hikayeleri Çin'de başlamıştı. Afyon savaşlarıyla. Çin, Amerika ve İngilizlerin motivasyon noktası. Kontrol elden gitmesin diye de Rusya'nın Çin ile ittifakını önleyeceklerdir. Rusları küçültme projesinin arkasında da bu var. Bunlar olurken Türkiye hem İsrail hem de Rusya ile anlaştı. Bunda Akdeniz'deki doğal gaz baş etken. Katar'dan gelip bizim üzerimizden Avrupa'ya gaz taşıyacaktık. Ruslar gelip Suriye'ye daldı, Esad'ı sevdikleri için değil yani. İran, Çin ile çok içli dışlı, alternatif bir odak oluşmalıydı. Bunu da Türkiye ve İsrail yaptı. Mahalle karışmasın diye de garantör olarak Rusya'ya yer verildi. Gerek kaldıklarını düşünmeleri istenmedi. Mısır'dan da iyi haberler gelecek yakında. Oradaki gazın da kontrolü bu odak tarafından sağlanacak. Rusya hem Çin'den uzak tutuluyor hem de günü geldiğinde oyun dışına itilmesi için altyapı hazırlanıyordu. Çin üretecek ancak kazancını yönetemeyecekti. Bunu aşması için de ittifak kurmasına izin verilmeyecekti. Türklerle geçişleri engellenecekti. Putin'e de bu anlatılıyordu. Türkiye kilit ülkeydi. Biz olmadan olmuyordu işte. Olmayacaktı da. Savaşan bütün büyük güçler kazanmak için bize muhtaçtı. Orta Doğu'da Akdeniz'de bizden sorulurdu. Günlük gelişmeler bu dengeyi bozmaz. Biz bitti demeden bitmez.